make an assessment about the game? I think defensively, though, it was a very good match of us. We didn't give away a lot of chances. We scored very fast. That was good for the team. We made almost the whole game high pressure. We recovered a lot of balls in the opponent half, so that was very good. I think at the ball we can make more chances for the team, but we are getting better every day. We are trying to do our best on the pitch. But day by day, we're getting better, and we have a good plan. We will prepare well for the first Champions League game, and hopefully we'll reach our goals this season. Evet, bugün takım olarak defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Rakip takıma çok fazla gol şansı vermedik ve hızlı bulduğumuz bir gol vardı. Bu da takım açısından olumlu bir netice olarak göze çarpıyor benim açımdan. Yüksek presle oynadık bugün takım halinde. Bunun neticesinde de rakip yarı sahada çok fazla top kazanma imkanımız oldu. Top bizdeyken daha çok şans da üretebilirdik, daha çok şanslar da yaratabilirdik. Yarattığımızdan daha fazla olarak söylüyorum. Ama biz tabii ki de en iyimizi sergilemeye çalışıyoruz saha içerisinde ve gün gün, hafta hafta çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Şu anda sahip olduğumuz iyi bir plan var ve bu plan üzerine çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı önlemesine kadar da bu planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Umuyorum ki bu yıl hedeflerimize ulaşırız. Kendisi milli takımda da artık burada da sol bekte görüyoruz. Sol bek pozisyonunu tamamen kabullendi mi? Neler söylemek ister bununla ilgili? So we are seeing you that you're playing as a left fullback not only in the Fenerbahçe but also in the national team. Did you completely accept to play as a left fullback? Yeah, if the trainer put me in the left back position, I will play there. I think it's getting better every time. I feel comfortable at the position, so for me it's not a problem. Evet, teknik direktörler beni nerede isterse ben orada oynarım, en iyimi ortaya koymaya çalışırım ve bana göre de günden güne daha da iyiye gidiyor bu performansım. Sol bek pozisyonunda oynamaktan dolayı rahatım, benim açımdan bir problem yok. Hoca ile ilgili düşünceleri nasıl, birebir konuşmalar mutlaka gerçekleştirdi. Onun tecrübesiyle ilgili neler söylemek ister, neleri değiştirdi takımda? What would you like to say about the head coach, because I'm sure that you are having some individual dialogues, and what would you like to say about his experience, what has he changed for you? Yeah, it's a very straight coach. He says what he thinks. So if someone make a mistake or do something good, he say it directly, so we can learn from that. The training sessions are very hard at the moment, but it's good for us. Different plan than the other coaches, so we try to do the plan as good as possible, and I hope we can continue like this. We didn't lose any match till now, so we have to continue. Evet, katı bir teknik direktör, katı bir hoca. Düşündüğü şeyleri direkt olarak söylemeyi seven bir hoca. Hata yaptığınızda da, iyi bir şey ortaya koyduğunuzda da bunu direkt olarak size söylüyor. Tabii ki biz de bunlardan birçok şey öğreniyoruz. Hocamızdan birçok şey öğreniyoruz bu sayede. İdmanlarımız evet ağır geçiyor, sıkı tempoda geçiyor ama bu biz oyuncular için oldukça iyi. Şu anda diğer hocalara nazaran farklı bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz ve bu planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda bir kayıp yaşamadık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe 4. hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti. Sarı lacivertlilerin gündemini, transfer gündemini konuşacağız ama programın başında da hatırlatmıştık efendim. Sıcak bir haber gün içerisinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya gelindiği İddia edilen bir haber. Nereden geldi? Portekiz basınından. O Jogo'nun iddiasına göre iki Türk kulübü, hem Sarı Lacivertler hem de Sarı Kırmızılılar, Portolu Sergio Oliveira için yarış halinde. Şu anda ekranda da haberi görüyorsunuz. Detayları şu şekilde. Menajerlik haklarının Jorge Mendes'in elinde bulunan Portekizli futbolcunun yeni adresinin Türkiye olabileceği söyleniyor. Ve haberde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve futbol koordinatörü Mario Branco ile olan ilişkilerinin bu transferde öne çıkacağı belirtilen Sergio Oliveira'nın şimdi de Galatasaray'ın listesine girdiği ve bu transfer için bir Türk derbisi yaşanacağı iddia ediliyor. Haberin kaynağı Portekiz basınından. O Jogo merkez orta sahada oynuyor. Geçtiğimiz sezon Roma'ya kiralanmıştı ve 22 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. İki takımında
şu anda orta sahaya transfer yapmasını bekliyoruz. Ayrı Beşer ve Burak Kural. Tabii ki oyuncunun transferi olur olmaz, iddialar ne kadar gerçek, onları yine arkadaşlarımız araştıracak buradan da. Ama Sergio Oliveira daha önce kariyerinde Porto formasını zaten giymiş, yine Porto'nun oyuncusu. PAOK'ta bir dönem forma giydi. Son olarak Roma'ya kiralandı. 30 yaşında merkez orta sahada görev yapıyor. İki kulübün de o bölgeye takviye yapacağını biliyoruz. Bu bir gerçek. Ama bu Sergio Oliveira mı olur, başkası mı olur? Onu tabii ki konuşacağız. Şimdi Galatasaray için zaten konuştuk. Bir 6 numara, 8 numara arayışı var. Hı hı. O konuda hemfikiriz. Fenerbahçe cephesinden bakacak olursak hem Sergio Oliveira için hem de transfer için aciliyet neresi şu anda sizin gördüğünüz? Ayrı Beşer, sizden başlayayım. Ya şimdi Fenerbahçe'nin aslında orta sahada bir zenginliği var. Ama orta saha merkezini, daha doğrusu savunmanın önünü ele alırsak yüksek tecrübe, yüksek kalite, oyunun iki yönüne hitap eden 6 ya da 8 diyebileceğimiz nitelikte bir oyuncunun alınması bence lüks kaçmaz. Düşünebilirsiniz. Yani işte Crespo'nun performansına bakarak, Zayis'in performansına bakarak, yani geçtiğimiz sezonki performanslarına bakarak hayır, ihtiyaç yok demek Jesus gerçeğini belki ıskalayarak yaklaşmak anlamına gelebilir. Çünkü Jesus'la birlikte Fenerbahçe'nin kadrosunda aslında hiç öngöremeyeceğimiz oyuncular görmeye başladık. Mesela Bruma'yı öngöremezdik. Yani Bruma'yı Jesus dışında bir teknik direktör gelseydi asla Bruma'nın Fenerbahçe'de forma giymesi söz konusu olmazdı diye düşünüyorum. Emre Mor'u da aynı şekilde çok öngörebileceğimizi tahmin etmiyorum. Bu da hocanın bir temel oyun anlayışı var. Ferdi'nin röportajında da bunu görüyoruz. Farklı bir şeyler çalışıyoruz diyor özetle Ferdi. O farkta tempo ve hızın ben ön planda olduğunu düşünüyorum. Hızlı düşünen ve uygulayan oyuncu. Burada işte kariyerde, tecrübede, kalitede ön plana çıkıyor. Ama Carvalho transferi bence burada belirleyici olacak. Şimdi Fenerbahçe Carvalho'da ısrarlı, en azından çok fazla gündemde. Galatasaray'la da adanlı. Galatasaray'da da gündemde. Yani işin tuhaf tarafı burada hangi oyuncu gündeme gelse bir tanesini, diğerini de konuşmak durumunda kalıyoruz. Galiba lig başlamadan aradaki rekabet başladı. Hani açıkçası ben Carvalho transferini öncelerim Fenerbahçe açısından da, hatta Galatasaray açısından da. Öyle bir oyuncu alınabilirse o zaman Sergio Oliveira transferine gerek kalmaz diye değerlendiririm. Ama aksi takdirde böyle bir oyuncunun alınması da hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için ciddi katkı olur. Hatta Galatasaray için daha elzem olduğunu söyleyebilirim. Şimdi makyaja girerken yayından önce baktım Burak Kural bir yandan orada hem işte makyaj işlemi yapılıyor pudra falan. Bir yandan da önünde telefondan açmış bir şey izliyor. Dedim Fenerbahçe maçını mı izliyorsun? Hayır dedi. Sergio Oliveira'yı izliyorum dedi. Çok adı dedi anılıyor kulüplerle. Aynen. O kısa sürede tabii izlediğiniz görüntüler anlamında neler söylersiniz? Yani Sergio Oliveira biraz da 8 numara karakterli bir oyuncu. Hani böyle dar alanda da etkili. Hani böyle defansif orta saha diyemeyiz. Yani zaman zaman 6 numara oynadığını da gördük istatistiklerde ama benim kısa süre içerisinde gözlemlediğim oyuncunun biraz daha ayağına hakim. Yani topla ilişkileri iyi, pas alışveriş becerileri yüksek. Topun sizde kalmasını, yani ne demek o? Kontrol posesyon, yani İngilizcesi de pas destek oyununu oynayabileceğiniz anlamda ne var? Sizin oyuncunun özellikle topu aldıktan sonra kafayı kaldırıp çok hızlı bir şekilde düşünmesi lazım ya büyük takımlarda. Evet. Onu yapabilecek kalibrede bir oyuncu.